Günaydın. Bugün hava mis gibi. Bakın güneş ne kadar da güzel vuruyor. Güneşli havaları seviyorum ya. Ben güneşli hava insanıyım. Neyse, şöyle çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Biraz farklı olsun dedim. Hep basa, hep farklı şeyler yiyorum. O yüzden bugün de bu şekilde bir şeyler yemek istedim. Öğlen de salata yerim. Bugün bu şekilde beslenmek istiyorum. Şurada fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Şu şekilde tabaklarımı çekmeyi. Evet, kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Saat de bayağı geçiyor. Ama olsun, sorun yok. Duşa gireceğim. Duşa girip çıktıktan sonra bir el bakımı yapmak istiyorum aslında ama onu akşam da yapabilirim. Yani bugün içerisinde yapmak istiyorum. Bugün artık Magnolia'yı da yapmak istiyorum. Bu arada burnuma da burun bandı yaptım. Duştan önce yaptım çünkü duştan sonra başka bir bakım uygulamayı düşünüyorum. Yine böyle evde geçirdiğimiz bir gün ama hiç boş durmuyorum. Bu arada televizyona falan bakıyorum, bir şeyler izliyorum. Bir iki sayfa kitap okudum. Bugün ne yemek yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Günün menüsünü belirlemedim. Ama ilerleyen saatlerde canımın ne istediğine göre aslında hareket etmek istiyorum. Bugün video da yayınlayacağım. Bu arada aslında yükledim. Dün gece yükledim, hatta bayağı uğraştım. Gece 2'ye falan geliyordu yaptığımda. Onu yükledim. Gizliliğini açacağım saat 4'te. Kapak fotoğrafı da böyleydi. Şuradaki fotoğraf var ya, sarıldığımız. Ay, onu gören herkes, Ezgi hamile misin? İşte bu hamile sarılması. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Hamile sarılması. Ve fotoğrafa bakıp da hamilelikle ilgili asla bilgi yok. Ben sadece arkadan sarılıyorum, bu kadar. Hamile olduğumu düşünen, yemin ediyorum size, 10 kişiye yakın vardı. Dedim ki yok yani, hani gerçekten hiçbir şekilde hamilelikle asla alakası yok. Duhan mutfağa giriyor. Mutfakta bir şeyler yapıyoruz. Bana yardım ediyor. Ben de sarılıyorum. Beni bir döndürüyor. O kadar yani. Videoyu izlerlerse herhalde cevabını alırlar. Öyle bir şeyin şu an için olmadığının. Öncelikle şu yurt içi kargodaki bu etiket diye düşünüyorum. Evet. Etiketlerim gelmiş. O bayağı da var. Bir sürü baharat burada var. Burada da var bir sürü baharat. Ben daha az zannediyordum bunu. Badem, çekirdek, chia, ceviz. Bakar mısınız? Böyle de var. 18 liraya falan aldım herhalde o etiketleri. İçerisinde dediğim gibi oldukça fazla var. Yani tüm koyacağınız o bakliyatları, ondan sonra baharatları net karşılar. Üçlü bundan. Hepsini bir kontrol edeyim de. Ben sevdim ya bu Vip Ahmet'in kavanozlarını. Çeyizimi niye almadım hiç hatırlamıyorum. Aslında her şeyimi bundan da alabilirdim. Yani Paşabahçe Landmark'ı mesela çok seviyorum. Gerçekten o kadar güzel ki. Ama çok ağır. Yani hiç kullanışlı değil. Kapağı çok zor açılıyor. Böyle hafif olması. Ya cam diye aldım aslında. Cam sağlıklı tabii ki de, hani kötü bir şey değil ama beni çok yoruyor. Çok güzel. Duşa girip çıktım ve şimdi ufak bir tembellik zamanı. Siz de böyle misiniz? Yani mesela şöyle havluyla falan oturunca çok mutlu oluyorum duştan sonra. Böyle mis gibi hissediyorum. Asıl şu anda dinleniyorum mesela. Yani duşa girdim, çıktım, oturdum, uzandım değil. Tam böyle havluylayken çok rahat dinleniyorum. Şimdi duştan çıktım. Üstümü falan giyinirim birazdan. Bu arada size hani duştan çıktığımda vücudumun neyle nemlendirdiğimi de göstereceğim. Bepantolün setini kullanıyorum bazen. Bazen de Arko'yu kullanıyorum. Bugün Bepantol'u kullanabilirim. Bakacağım. Evet, şimdi üstümü giyindim. Size bu arada duştan sonra sürdüğüm kremleri gösterecektim. Onları da göstereyim ki, çünkü ben gerçekten buna çok inanıyorum. Özellikle şu mevsimde cildimiz çok kuruyor. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Sadece cilt bakımı, yani cilt bakımı yüzden ibaret değil. Vücudumuza da bakmamız gerekiyor. Genelde sıklıkla Arko'nun bu avokado dolusunu kullanıyorum. Çok güzel bu. O kadar yoğun ki. Çok da güzel nemlendiriyor. Kokusu falan bayağı iyi. Ve nemi vücudunuzda yüksek oranda tutuyor. Hemen kurumuyor cildiniz. Bu çok önemli benim için. Arada sırada da yaptığım başka bir bakım var. O birazcık daha yüksek fiyatlı olduğu için aslında her duş sonrasında onu kullanmıyorum. Her duş sonrasında genelde bunu kullanıyorum. Arada da böyle hani ayda 1-2 Bepantol kullanıyorum. Onu göstereceğim. Eğer vücudumda onarılması gereken bir yer varsa, yara izi olabilir, ne bileyim çok böyle aşınma gibi şeyler olabilir. O tarz durumlarda onarıcı bakım merhemi kullanıyorum. Bu gerçekten çok güzel, ciddi anlamda onarıyor ve hani anında değil, evet, ama birkaç kullanımdan sonra gerçekten etkisini görüyorsunuz. Ne bileyim, elimde bir yara bile olsa, bir iz bile olsa ben direkt bu onarıcı bakım merhemini uyguluyorum. Çok da seviyorum. Bunların fiyatları aslında çok böyle uçuk değil ama hani Arko'ya göre biraz daha pahalı oldukları için tabii ki de bunları arada kullanıyorum.
Genelde işte onarım gerekmeyen durumlarda Arko'yu kullanıyorum. Onun dışında cilt bakım kremi var. Şu şekilde bir pantolon el ve yüz için diyor. Ben yüzüme hiç kullanmıyorum bu arada. Ama elim için ya da ne bileyim işte boynum için, kolum için falan uyguluyorum bunu. Gerçekten çok güzel ve su bazlı gibi. Provitamin B5 var zaten bunun içerisinde. Bepantol'de B5 oranı çok yüksek olduğu için cilt onarımına da çok faydası var. Bir de vücut losyonu var. İşte bu. Bu birazcık pahalı. Yani ben aldığımda herhalde bu 88 liraydı. Bu kadarcık bir şey. 200 milim. Kuru ciltler için yoğun içerikli losyon. Şimdi benim evet yüzüm yağlı ama vücudum o kadar yağlı ya da nemli değil. Ondan dolayı da benim cildimi sürekli yaz kış nemlendirmem gerekiyor. Yani bir orantısızlık var. Yüzüm yağlı. T bölgem yağlı ama vücudum yağlı değil çok fazla. Ve parlayan cildi ben çok seviyorum. Ne bileyim şu omuz başları falan. Bu sete bakabilirsiniz. Ben bunları böyle üçlü bir set halinde de almış olabilirim. Hiç emin değilim. Ayrı ayrı da almış olabilirim. Eğer set halindeyse de değilse de size aşağıya bunları linklerim. Bugün uygulayacağımız bakın tamamen lekelerin giderilmesi üzerine olacak. Şöyle ki şuralarında böyle ufak böyle lekeler var. Benim iki kere kullandığım bir ürün var. Onu tekrardan kullanmak istiyorum. Böyle sürekli kullanmıyorum. Cildimde leke hissettiğim anlarda kullanıyorum. Size kutusunu da göstereceğim. Bu arada kutusunu da aşağıya saklamıştım. Şöyle de bir set var. Bu anti-blemish yani leke açıcı set. Şu şekilde. Burada toniği var. Yıkama jeli var ve nemlendiricisi var. Bu leke karşıtı bir kit ve koyu lekelerin azalmasını sağlıyor. Benim cildimde böyle yer yer yani çok böyle burada görünmese de yakından bakıldığında bazen böyle lekeler oluşabiliyor. Bir de böyle Juvenil'in Alpha Arbutin diye bir serumu var. Bu da lekeleri açmayı vaat ediyor. İçerisinde C vitamini var. Koyu lekelerin giderilmesini sağlıyor. Sabah ve akşam kullanılabiliyor. Şimdi uygulayacağım Alpha Arbutin cildi canlandırıyor. Hyaluronik asitle beraber cilde nem veriyor. Koyu lekelerin açılmasını sağlıyor. Ve cilt daha canlı, daha parlak görünüyor. La Roche-Posay'nin bu güneş kremini uyguluyoruz. Bugünkü kombinimi şöyle göstereyim size. Alt üst tamamen Adax. Altıma da şöyle terliğimi giydim. Şurada beni bekleyen ütülerim var. Bunları muhtemelen pazartesine bırakacağım. Çünkü bugün cuma. İçinde giyeceğim acil bir şey de yok. Yarın ve pazar bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yani şöyle eğer bir şeyler yapmazsak ütümü kesinlikle yaparım. Bu üstümdeki Adax ama ben bunu yıllar evvel aldım. Yani 3-4 yıl bile olabilir. Altındakini de işte 2 yıl önce aldım. Şöyle gri. Çok güzel gerçekten. Çok seviyorum. Bayağı da rahat ve sıcak tutuyor. Adax'ın bu tarz şeylerine bayılıyorum. Özellikle alıp böyle dışarıda da giyiyorum, evde de giyiyorum. Bu olay çok iyi oluyor. Biraz acıktım ve kendime böyle ton balıklı mevsim yeşillikleriyle bir salata yaptım. Bol ekşili, bol sirkeli. Akşam ağır şeyler yiyeceğim diye bugün bu şekilde gündüz dengelemeye çalıştım. Magnolia yapıyoruz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi ve bana sürekli soruyordunuz Magnolia'yı hangi tarifle yapıyorsun diye. Çok fazla Magnolia tarifi var ama ben bu sefer farklı bir şey denemek istedim. Normalde yaptığım muzlu Magnolia tarifiydi. Yine nefis yemek tariflerine bakıyorum. Bu da nefis yemek tariflerinden aldığım bir tarifti. Çilekli Magnolia diye. Açıkçası ne fark ediyor hiç bilmiyorum. Yani ikisine koyulan malzeme niye değişiyor? Yani İçine istediğiniz meyveyi koyarsınız sonuçta. Ama bu sefer bunu denemek istedim. Uzun zamandır da denemek istiyordum. Şimdi öncelikle 1 litre sütümüz var. 1 litre süt, şeker, 4 yemek kaşığı un, yarım paket yani 100 milim kadar krema, vanilya, 1 yumurta var.
ve sultani. Normalde bebe bisküvisi yazıyor ama ben sultani ile yapılan magnolyaları çok daha fazla seviyorum. Ben çilekli yapacağım. Bu arada çileklerimi de çıkarayım. İzleyenler bilir, önceki vloglarımdan bir tanesinde bu IKEA'nın kilitli poşetlerine çilek yıkayıp kurutup koymuştum. Hepsi böyle tane tane, hiçbir şekilde birbirine yapışıp da deforme olmamış, gayet güzel donmuş. Şimdi bunların da biraz çözülmesini bekleyeceğim dışarıda. Öncelikle derin bir tencereye 1 litre sütü boşaltıyoruz. Dört yemek kaşığı unu da ilave ediyoruz. Bir su bardağından az olacak şekilde şekere. Bir yumurta. Kremamızı da ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Göz göz oluncaya kadar çırpıyoruz. Göz göz olduktan sonra tencereyi ocaktan aldık. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu sırada vanilyayı ekliyorum. Ve soğumaya bırakacağım. Bisküvilerimi rondodan geçireceğim. Bisküvilerimi un ufak hale getirdim. Şunlar yapışmış ondan öyle. Hepsi küçük küçük. İki tane double kremalı Oreo var. Süslemede mutlaka bunları da kullanacağım. File badem de süs olarak üstüne çok yakışacaktır. Ve yulaf ezmesi. Böyle birkaç tane her birinin üstüne bırakacağım. Bir yandan yemeğime başlıyorum. Soymuş olduğum 3 tane patatesi birkaç parçaya bölüp tencereye alacağım. Tencerenin dibinde çok çok az su var. Bakın çok az. Şuraya böleyim de sonra atayım içine. Güzelce böldük. Ve üstünü geçecek şekilde süt koyuyoruz. Çünkü bu kaynayacak zaten. İçindeki sıvıyı bayağı tüketecek. Muhallebim birazcık soğudu. Şimdi bu hamur porsiyonlayıcının içerisine koyacağım ki şu bardaklara koyduğumda daha rahat bir şekilde koyabileyim. Etrafına taşmasın. Bu arada Racle'nin bu Paşabahçe modeli bardağına yaptığı gold yaldızlı olan kupuyla yapıyorum. Gerçekten bu kup çok güzel. Magnolia için çok ideal bir kup. Boyutu falan da çok iyi. Bunları kullanacağım. Artacak muhtemelen çünkü çok fazla muhallebi var. Artanı da saklama kabı tarzı bir şeye yapacağım. Bir yere giderken götürmek için. Yaklaşık 1 litre kadar var. Bu hamur porsiyonlayıcı gerçekten çok seviyorum. Ya kırıldı mesela şurası ama hiçbir problem yaratmıyor benim için. Çeyiz açarken düşürmüştük. Onun dışında eğer bozulursa ya da herhangi bir problem çıkarsa yenisini alırım. Çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Bir yemek kaşığı yardımıyla kuplarıma öncelikle bisküvileri dolduruyorum. Magnolia süslememe geçmeden önce patates püremin içerisine biraz karabiber atıyorum ve tuz. Bir kontrol edelim eziciyle. Burada da bir yandan domates çorbası yapıyorum. Domates çorbasını niye bu kadar çok yaptığımı soracak olursanız ki Instagram'da sordular da. Çok fazla domates var buzluğumda. İnanın şöyle şöyle bir sürü domates var. Ve buzluğa başka bir şey koyamıyorum. Ve buzluğum da geniş olmasına rağmen gerçekten annemler o kadar çok yapmış ki bitiremiyorum.
O yüzden de zaten domates çorbasını çok seviyorum. Ben genel olarak çorbaları seviyorum. Yani benim önüme her gün çorba koyulsun. Bugün de mi çorba yiyeceğiz demem. Hiçbir şey demeden yerim. O kadar seviyorum. Hal böyle olunca da bir noktada eritmemiz gerekiyordu. Şimdi şu karton bardaklara annem ilik suyu haşlayıp koyuyor. Buzluğa atıyor. Bana da veriyor zaten her gitmemde, her yapmasında. Bu bardaktan çıkardığın buzu niye çorbaya attın demeyin. Domateslerim iyice piştiği için su ekliyorum. Izgara tavama Metro Market'ten almış olduğumuz kasap köfteleri koydum. Kasap orada kendi hazırlıyordu ve gerçekten dikkatimizi çekti. Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Şimdi ben tabakları hazırlayacağım. Çorbaları koydum. Çorbaların üstü için kaşar koydum. Şöyle patates püreleri, domates koydum. Kasap köfteye zaten bunlar çok yakışıyor, domates ve biber. Köftelerimin pişmesini bekliyorum. Köftelerim de şöyle 3-4 dakikası kaldı. İçinin de iyice pişmesi için bekliyorum çünkü kalın bir köfte. Köfteleri de direkt pürelerin üstüne koyacağım. Çok güzel olacak bence. Köftelerimi de koydum. Bence çok güzel göründü. Hadi artık biz yemek yiyelim. Ben açlıktan bayılacağım artık. Yemeğimizi yedik. Şimdi şunları bir süsleyeyim. Ve magnolyalarım hazır. Süsleri de tamam. Şimdi bunların bir fotoğrafını çekeyim ben. Biraz da bakım zamanı. Uzun zamandır manikür yapmıyordum kendime. Kalıcı oje yaptırıyordum biliyorsunuz. Daha sonra kendim yapmıştım birkaç kez. Zaten normalde de kendim yapıyorum. Ve şu an ellerim pek iyi durumda değil. Bu arada havlu da aldım altına. Demeyin salonda niye yapıyor diye. Yani bir manikürcü de çağırsam zaten salonda yapacaktı bunu bana. Hem televizyon izliyorum, televizyona bakıyorum. Hem de bakımımı yapıyorum. Duhan da arkadaşlarıyla beraber dışarı çıktı. Bir kahve falan içecek. Daha sonra gelecek. Öyle. Ben bu arada görmediğiniz kısımda makyaj yaptım ve saç yaptım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Bugün çok yoruldum çünkü. Manikürümü bitirdim. Şöyle rakı beyazı bir oje sürdüm. Şu anda elimde oje kurutucu var. O yüzden böyle yağlı duruyor. Şimdi size manikürde kullandığım şeyleri göstereceğim. Öncelikle bunların hepsini de bu arada aşağıya linklerim. Manikür tası olarak böyle siyah bir tas kullanıyorum. Bunu ben Trendyol'dan almıştım. Törpüm Solingen'in. Flormar'ın şöyle kütükil kaldırma. Şu tarafı kütükil kaldırıyor. Bu tarafıyla da o etleri alabiliyorsunuz. Ben kütükilleri kesmek için şöyle bir makas kullanıyorum. Böyle herhangi bir vazelin işinizi görecektir. Maniküre başlamadan önce ellerime vazelin sürüyorum. Yani tırnaklarıma. Daha sonra da sıcak suyun içerisine koyuyorum. Elim yumuşadıktan sonra çıkarıyorum ve artık işlemleri yapmaya başlıyorum. Daha sonra bu kütükil kaldırıcı losyon gibi bir şey, oje gibi bir şey onu sürüyorum. Manikürüm bittikten sonra. Ve bu Kalyon'un tırnak ve tırnak eti bakım yağını uyguluyorum. Bu gerçekten çok güzel. Aslında ellerim o yüzden de biraz yağlı. Oje olarak Flormar'ın bu 412 numaralı olanını kullandım. Gerçekten çok iyi duruyor. Bakar mısınız? Yani tam böyle tertemiz bir duruş. Bu duruşu çok seviyorum. Oje kurutucu olarak da Flormar'ın bu kurutucusunu kullanıyorum. Çok uzun süre gidiyor ve çok da memnun kaldım gerçekten. Hemen böyle anında kurutmuyor ama biraz beklemeniz gerekiyor.
Bir yandan da şöyle elimi sallıyorum. Evet, manikürümü de bitirdim. Ayak tırnaklarıma da oje sürdüm. Elime de oje sürdüm. Bu işi de bitirdik. Duhan daha gelmedi. O da birazdan gelir herhalde. Öyle oturuyorum, bir şeylere bakıyorum. Hazırım. Trendyol Milano'nun bu blazer ceketini giydim. İçime kolsuz bir tişört giydim. Üstüme de ince bir kaban alacağım. Böyle çok ince. Eğer üşürsem akşamüstü giyerim diye. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, cilt bakımlarımı yaptım, kahvemi içtim, ayıldım ve şimdi annemlere gidiyoruz. O yüzden şöyle hazırlandım. Çıkacağız şimdi. Duhan da uyandı. Duhan bugün izinli. Bugün bayağı yapacağımız şey var arkadaşlar. Beklemede kalın. Duhan'ın kolundan tutup AVM'ye gezdireceğim. İndirim dönemi malum. Siz bu videoyu izlediğinizde indirimler çoktan bitmiş olur ama ay küpem düşük duruyor. Geliyorum. Çıktık ve gidiyoruz. Kocam. Merhaba. Ya, bu da annem gibi oldu. Merhaba. Bunları koyacağım. Merhaba. Merhaba. Annem gibi oldu diyor. Ay, annem var ya bir evet. Merhaba. Çıktık ve anneme gidiyoruz. Ispanaklı ve peynirli pide yaptırmış. Çok severim. Onu yiyeceğiz. Birazcık orada otururuz. Selen de gelmiş bugün Mersin'den. Zaten açık öğretim sınavı vardı. O böyle günü birlik duracak burada. Biz de bir kahve içeriz. Yemeğimizi yeriz. Sonra da kalkarız. Çünkü AVM'leri gezeceğiz. Dün çok istedi canım. Yani dün inanılmaz bir şekilde AVM'ye gitmek istedim. Ama hem tek gitmek istemedim hem de araç bende değildi. Duhan'a kalsa taksiyle git dedi de yok yani hani. Öyle de istemedim. Şimdi Bershka'dayız. Önce bir Bershka'ya bakalım dedik. Ay şu botları seviyorum ama topu biraz daha kısa olanlardı. X-Large mı? Ya seviyorum ben bol ya aşkım. Ay çok iyiymiş. Bana bak bakayım. Pantolonla da güzel. Şunu da sevdim ben. Ay bunu ben de giyerim. Ay çok güzel. Bu kürt.
İyi Sezgi değil mi? Ya ben bugün indirim devam ediyor Sami. Şurada bir kendimi çekeyim. Gerçekten indirim bugün devam ediyordur sandım ama asla indirim kalmamış. Bugünün cumartesi olduğunu unuttum. Cuma günü olması lazım. Hani perşembe akşamı ve cuma. Neyse. Aa, bir dakika. Bir şey buldum gibi. Bakınıyoruz. Aklımızda kalsın istiyoruz. Ya da belki çok beğendiğimiz ve fiyatı evet eder dediğimiz bir şey olursa alırız. Ama şimdilik bir şey almıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Boş yapasım var. Çok sinirlendim ya. Bir tane ceket beğendik Duhan'a. Yani yelek. Omuz atarsın görüyorsun. Şimdi hayır, birine çarpacaktım. Kamera düşerdi. Yani senin omuzun kamera kadar değil. Bahsettiğine göre de 120 lira falan indirim varmış yani. Evet. Bayağı indirim varmış ama kaçırdık. H&M erkekteyiz. Yumuşacık. Az önce Watson's'a girdim. Hızlı bir şekilde gözaltı kapatıcı aldım. Watson's'ta indirim vardı. Maybelline'in benim her zaman kullandığım gözaltı kapatıcısını aldım. Bu gri alt tonlu ama aynı ya birebir. Tut. Aynı. Yok, bu çok pijama. Mesela o da kötü. Çok yeni bir model. Aa, benimkinin aynısı. Aynen. Aşkım aynısı. Tabii yıkandı seninki. Yok be, aynı. Arkadaşlar eğer soracak olursanız Duhan'ın jogger pantolonu H&M. Aşkım bak, Family Business'taki o ceketlerden her yerde var. Bence buyurun modası onlar. Peluş gibi. Bak ben şuradakini alıyorum. Aynen. Kotona girdik ve Duhan'a mamcin baktık. Çok da güzel oldu. Bakayım. Ya mamcin diye değil de relax fit diye geçiyor. Relax crop. Çok güzel rengi ve 130 lira. Yani bence şu anki piyasaya göre bayağı uygun. Bir tane yelek beğendim. Şöyle şuraları bağlama detaylı. Kodu da şöyle. Bunu favorilerime attım. İlerleyen dönemlerde değerlendireceğim. Şimdi Zara'dayız bu arada. Benim en sevdiğim mağaza. O yüzden şu an içim huzur kapladı. Duhan'a Zara'dan güzel bir 90'lar kesim relax pantolon aldık. Çok güzel. Böyle lacivert gibi ama gri gibi, koyu gri gibi. Bayağı sevdim. Zara'da açmadım çünkü biliyorsunuz ki Zara'da çok fazla izin vermiyorlar çekim yapmama. Yani Adana Zara'da böyle, ben bilmiyorum sebebini. Benim tarzımı değişti, şimdi ben mutsuzum biraz ya. Hayır aşkım, her iki tarzda da olmalı. Ben bu tarzı seviyorum. Relax giyim tarzını. Normalde benim tarzım ne oluyor? Senin tarzın normalde beyefendi. Beyefendi, casual falan tarzı. Casual, beyefendi böyle. Ama ben birazcık daha seni böyle... Ne diyeyim? Evet gençler, yılbaşı çekilmiş şeyi aldık. Ne yedin? Bilet. Sizce bize çıkar mı? Tam bir araba bu kadar uzun fark ettirir mi? Allah için ya. Ve solunda bir sürü boşluk var. Bizim öküz arabanın dibine ya. Girmiş. Hadi lan, solu boş ha. Evet. Aptal ol aptal. Aşkım soğuk klimayı açar mısın biraz? Camı açarım. Ha, o da olur. Ben yandım. Aşırı sıcak şu an, aşırı. Şimdi bir su içeceğim. AVM yanıyordu. Yani niye bu kadar sıcak klimayı açıyorlar, ben onu anlamıyorum. Sarımsak kokuyor lan bura. Alıyor mu kokuyu? Pişmiş, böyle ızgarada pişmiş sarımsak. Şu an esas AVM'ye geldik. Kahve içeceğiz öncelikle. Daha sonra bakacağımız yerler var. Kafeler burada. Bu AVM'ye çok sık gelmediğimiz için neyin nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Karışık. Ya karışık değildi aslında. Gerçekten de gelmediğimizde. Gelmediğimiz için bilmiyoruz tam olarak. Ne böyle dalıp gitmelerin? Seninki. Doğru yazdın ama. Abi. Tunca. Doğru yazmış. Duhan ismi doğru yazılmış diye çok seviniyor. Hayır, seni takip edin de saçma sapan. Lan benim ismim orada zaten Duhan yazıyor, görünüyor. Gördüğünüz şeyi nasıl yanlış yazıyorsunuz ya? Biraz
duracağız, dinleneceğiz. Daha sonra dediğim gibi bir içeri geçer, mağazalara bakarız. Birkaç bakacağımız yer var. Aslında çok yok gibi burada. Esasında çok yok gibi. M1'de bakacağımız yerler var. M1'de bir kere net olarak IKEA'ya gideceğiz. Ya M1 deyince çok garip gelmiyor mu ben? M1 deyince senin yüzüne bakıyorum şöyle. Eke geliyor. Çünkü Adana'da M1 demezler. Adana'da herkes real der. Aynen. O yüzden de bana çok garip yani. Ben söyleyince de garip geliyor. Duhan duyunca da garip geliyor. Hayır, real mevzu şeyden. Normalde içinde real market vardı. O real market kapandığı için de grocer oldu. Grocer şu an Carrefour oldu. Hayır canım, grocer. Grocer'in alaka mesela yani. Grocer'i de bilmezler. Aynen. Carrefour oldu. Ama hala biz oraya real diyoruz. Eskiden bir de Adana'da Carrefour AVM vardı. Yani şaka değil, çok komik değil mi? Carrefour'sa. Tamam da Carrefour'sa hiçbir yerde AVM değil. Anamdaki AVM değil. Ya AVM yani dedi, böyle çok da büyük bir AVM. Aynen, birkaç mağaza vardı içerisinde ama. Adana'daki tek AVM oydu zamanında. Normal gıda alan marketiydi ama büyük bir market. Burger vardı içerisinde. Ondan dolayı gidiyordu insanlar. Bir de mango vardı, hiç unutmuyorum. Mango. Bir 10 tane falan mağaza vardı ki içinde. Daha çok az. Şey küçüktü yani. Marketi Adana'nın... büyüktü. Adana'nın en büyük marketiydi. O zamanlar İnsanlar, aynen. İnsanlar sürekli... Merhaba, naber? İyi ben. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sonra real açıldığını hatırlıyor musun? Allah! Sıralar olmuştu. Aynen. Herkes böyle Adana'ya AVM açılıyor, şudur budur. Praktiker diye bir yer vardı, onu hatırlıyor musun realde? Aynen. Tüm böyle yapı market. Biz her gitmemizde babam 2 saat gezerdi orayı, tam 2 saat. Babam da gezerdi. Anılar. Biz oradan havuz almıştık real ilk açıldığında, gittiğimiz. Şişme havuz. Ama 2004-2005 zamanları falan herhalde açıldı orası. 2002-2003 Allah Allah, o kadar eski mi? Kameram intihar ediyordu. Şimdi Atelier Rebul'a geldik. İstanbul kokusunu çok seviyoruz. Oda kokusu olarak alacağız. 250 lira normalde fiyatı. Ama 212 liraya geliyor. İstanbul kokusu çok güzel. Yani şey, her şeyi bayağı iyi. Bereket kokusu. Gerçekten mükemmel. Nar ve tütsü kokusuymuş bu da. Atelier Rebul'dan oda kokusu aldık. Bunu evde gösteririm. Ben oda kokularını çok seviyorum. M1'e geldik. Koçtaş'tayız. Koçtaş'ta mutfak için ve banyo için aydınlatmaya bakacağız. Medyaya geldik. Burada da bayağı indirim var. Aşırı kalabalık. Yani neyin indirim var onu da anlamadım. Bence fiyatlar aynı aşkım. Sence? IKEA'dayız şu an ve yılbaşı süsleri bakıyorum. Şu an almayacağım. Kararımı verdikten sonra alacağım. Şöyle. Yani 180 santim alırım diye düşünüyorum şöyle bir şeye. Ve kaç dal var? 330 dal sayısı da. Yeterli olur. Evimiz çok böyle büyük olmadığı için bu tarz bir şey alabiliriz. IKEA'yı gezmeyi çok seviyorum. Asıl istediğim yılbaşı ağacı boyutu. Eve geldik şimdi. Gelen bir kargom var. Yeni geldi yani. Onu bir açmam lazım hızlıca. Çünkü çok merak ettim nasıl bir şey olduğunu. Online bir kaban aldım. İnşallah iyidir. İpek Yol'dan aldım. Şöyle bir kargo. Ya bunun içine nasıl kaban sığdırdılar? Ben ondayım. Yani güzel. Gerçekten sevdim. Bayağı iyi. Ama aşırı kalın değil. Yani yün kaban ama çok aşırı bir kalınlığı yok. Şöyle göstereyim. Boyu da uzun. Şöyle nasıl diyeyim size, dizimden bir karış aşağısında gibi söyleyeyim. Bunu 1950 liraydı fiyatı, 1560'a aldık. Onun dışında bugün AVM'den aldığımız şeyleri göstereyim size, tozu çüşüyor şu an. Zara'dan bir poşetim var. Bunda Durhan'a aldığımız relax fit pantolon var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bu.
Bakın 90'lar kesim. Zaten 90'lar kesim diye geçiyor. 90'ların silimi diye. Bu arada o Zara'dakini 260 liraya aldık. Bunu da Koton'dan aldık. Gayet güzel. Bakın rengi falan yine aynı kesim. Düğmesi öyle değil bunun. Gayet hoş. Ve bunu gerçekten indirim vardı. 130 liraya aldık. Buna bayağı sevindik. Atelier Rebel'dan şöyle bir poşetim var. O da kokusu aldık. Poşetin içi bile mükemmel kokuyor. Atelier Rebel'un İstanbul kokusu çok meşhur. Zaten birçok blogger'da, influencer'da falan görmüşsünüzdür. Çok övüyorlar. Ben de zaten bunu şeyde deneyimlemiştim. Kapadokya'da bir mekanda. Çok iyi kokuyor ya. Size nasıl anlatabilirim ki bunu? Mutlaka deneyin. Çubuklarını taktım. Gayet güzel görünüyor. Bayıldım buna. Son olarak da Teknosa'dan bu Logitech'in kablosuz mouse'unu aldık. Kablosuz mouse kullanıyorum. Benimki bozuldu. O yüzden de bunu almak istedim. Bu kadar aldıklarımız. Ben üstümü değiştireceğim. Biraz ufak bir hazırlanacağım. Dışarı çıkacağız Duhan'la beraber. Arkadaşlarımız Bakide'lermiş. Onların yanına bir gideceğiz. Bakın. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğim. O yüzden şunu da yanına koydum. Hazırım. Şöyle bodysuit giydim üstüne. Yani ne gelirse elime onu giydim açıkçası. Deri ceketimi giydim. Altıma da İspanyol paça pantolonumu ve botumu giydim. Maskem dedi. Yani şu an simsiyahım. Öyle işte. Ben de hala aynı. Evet, Doğan aynı. Maki'ye geldik. Merve, özlemişsiniz de. Uzun zamandır yoktu. Evet, aynen. Bayağıdır yoktu. Şimdi de bu tarafta da Anıl ve Asena var. Instagram hesabım Burak İsmet Türkiye'yle. Takibinizi bekliyorum. Eve geldik ve ben çok acıktım. Annemlerde yemek yemiştim bu arada. Dışarı çıkmadan önce annemlere uğramıştık. Ama şu an saat bayağı geç oldu. 11.30, 12 mi? 12 mi aşkım? 11.30. 11.30 ve ben bayağı acıktım. Buzlukta böreğim vardı. Canım da su böreği tarzı bir şey istiyordu. Su böreği bulamayız bu saatte ama bu saatte güzel bir börek yiyebiliriz dedim. Buzluktaki böreklerim geldi aklıma. Aşkım sen yiyecek misin? Tamam, sadece kendime yapacağım. Duhan daha sonra sandviç yiyecekmiş. Ona lavaşla, sandviç değil de dürüm, sandviç dürüm gibi tarzında bir şey yapacağım. Aslında bir yere daha girmemiz gerekiyordu ama unuttuk. Çakra'ya girecektik. Şimdi ben Çakra'nın internet sitesine girip bakacağım. Bornoz almamız gerekiyor. Çünkü bornozumuzdan hiç memnun kalmadık. Karaca bornoz bu arada. Karaca setimin içindeydi. Karaca'dan birçok şeyden memnun kaldım ama havluları gerçekten hayal kırıklığı benim için. Çakra'nın havlularına bayılıyorum zaten. Hani diyecek kelime yok. Çakra'nın el ve yüz havlularını da kullanıyorum. Memnunum ama bornozu da keşke Çakra'dan tercih etseydim. Bambu ve daha iyi oluyor. Aslında dokusu daha güzel. Karaca'nın havlularının sorunu şu. Sıklığı çok az ve çok tüyleniyor. Ne kadar yıkarsanız yıkayın, ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar çırpın, tüyleniyor. Yani düşünsenize, saç havlusunu kafama takıyorum ve çektiğimde saçımda toz oluyor. Yani toz dediğim pamuk. Bu hoş değil. O yüzden de vücudumuz mesela kuruladığımızda falan tozlu bir şekilde oluyor. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Onu değiştireceğiz. Selam. Bu videoyu editlerken fark ettim ki hiçbir şekilde kapanış çekmemişim. Sanırım hiç bitirmek istememişim. Diğer videonun başlangıcı var ama buna kapanış çekmemişim. O yüzden dedim ki sonradan da olsa bir kapanış çekeyim, sizlere görüşürüz diyebileyim buradan. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlediğiniz, keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben çekerken mutlu oldum. Umarım siz de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edip desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.